Hocam Büşra Kübra Ata. Birlikte. Büşra birlikte Kübra Ata. Evet. Şeyma Burcu Gül de öyle. Soruyorlar kurumlarda falan. Hangisi isim, hangisi soyad diye. Ben seni önce Mazhar Fuat Özkan gibi bir şey zannettim. Sonra tek kişi geldiniz. Bu kötü espri yıllardır yapmayı bekliyorum. Evet. Birinci sorusu dejavu. Kaldı ama bak dikkat et. Birincisi dejavuyu neden yaşıyoruz ki bunu biz bir soruyorum videosunda cevaplamıştık. Kendisi o videoyu izleyebilir. İkinci sorusu da şu. Yaşlıların düşüncesiz olmalarındaki sebep nedir? Beyinlerinin yaşlanmasıyla mı alakalı? Huysuz insan huysuz insandır neticede. Gerçekten tabii ki. Acaba ben... yaşanmışlık deneyim tükenmişlik. Ama yani sence bütün yaşlılar böyle mi? Değil. Ha işte. Huysuz bir hayat geçirdiysen huysuz bir yaşlılık yaşayacaksın. Huylu bir hayat geçirdiysen ponçik bir yaşlılık yaşayacaksın. Huysuzluk toplumsal olarak karşımıza çıkan hadiselere gösterdiğimiz tepkilerle karşı taraftaki insanlarda oluşturduğumuz bir duygunun adı. Bize huysuz diyorlar. Şimdi bir kere bir olaya bakarak bir insanın huysuz olup olmadığı değerlendirilmez. En basitinden o gün yediği bir yemek dokunmuşsa bu insana davranışları değişebilir. Bir ilaç alıyorsa onun komple kimyasal sistemini etkilemiş olabilir. O gün böyle olur. İlacın etkisi geçince gayet harika bir insana dönüşebilir falan filan. Bir kere bir durumsal olarak böyle bir teşhis koymamız zor. İkincisi yaşlılık tamamen ömrün bir yansımasıdır. Bütün ömrü nasıl yaşadıysan, yaşlılıkla davranış uyarlayabilme yeteneği de azaldığı için ömrün boyunca talim ettiğin, ömrün boyunca yaptığın işlerin tekrarlarını yaşarsın. Ve duruma göre adaptasyonda da zorlanacağın için kibarlığı sadece belli ortamlarda yapıp normal hayatında hoyratça davranmış bir ömür geçirmişsen artık kibarlık devrelerin yaşlılıkta çok fazla çalışmaz. Oysa het höt bir insan olursun. Zaten geldik gidiyoruz. Ya bu gençler de benim yerime geçecek. Bu zibidiler mi alacak benim yerimi falan filan gibi dip düşüncelerle de tuhaf tuhaf yardırabilirsin etrafına. Ama bu tamamen yaşlılıkla ilgili değil, yaşamla ilgili bir meseledir. Yani yaşama bakışla ilgili, işte onu nasıl yaşadığınla ilgili bir durum. Normalde insanların yaşlanmasının biyolojik faydası hayattan tecrübe devşirip bilgeleşmektir. Yani yaşlılarımız bilgeleşmelidir normalde. Fakat her ömür bilgelik getirecek bir ömür olmuyor. O ömrün içerisinde yaptığımız tercihler, gittiğimiz yönler, uğraştığımız şeyler, biriktirdiklerimiz, unuttuklarımız falan bizi birisi yapıyor. O birisinin de en işte güzel hali ahir ömürde ortaya çıkıyor diye ben düşünüyorum. O yüzden yani o yaşlıların haline baktığımızda diyelim aksi bir ihtiyar gördüğümüzde bence o aksi ihtiyarın niye böyle yaptığını düşünürken bir taraftan da ömrümüz olur da ihtiyar olursak biz nasıl böyle aksi olmayız onun hesabını yapmaya geçersek çok daha iyi olur. Çünkü ne yaparsan elinle o gelir seninle. Yani bir şekilde ömrümüzün ilerisinde de böyle şeyler olacak. Yaşlıların düşüncesiz olmalarındaki sebep o halde beyinlerin yaşlanmasıyla ilgili bir şey değil. Değil. Beyin yaşlanması bilgelik için ayarlanmış ve seçilmiş özel bir durumdur. Bu arada seçilmiş deyince sorunun ilk kısmında dejavu ile ilgili bir şey sormuştu. Daha önceki videolarımızda dejavuyu cevapladık ama dejavu ile ilgili hep şöyle bir soru geliyor. Ya bunun faydası ne? Yaşadığımız her şeyin bir faydası olmak zorunda değil. Evrimin yan ürünü dediğimiz bir şey vardır. Bazı özellikler gelişir. Mesela hafıza hatırlama sistemleri falan. Bunun bir yan etkisi olarak da mesela böyle bir olay yaşarız. Bunlar bazı işte epifenomenler dediğimiz yani normalde amaçlanmayan ama bir şekilde kompleks sistemlerin çalışması zuhur eden özelliklerdir. Dejavu da biraz öyle bir şey. Stres yapacak bir durum yok. Eğer zararlı olsaydı bir şekilde muhtemelen çok kalıcı olmazdı ve bu kadar insanda sık gözükmezdi. Aslına bakarsanız beynin bir dinlenme ihtiyacına işaret dahi olabilir. Çünkü genellikle yorgunken yaşadığımız bir şey. Bu arada ilk defa izleyenler için dejavu bu anı daha önce yaşamıştım demek. Fransızca.